Evet, herkese merhabalar öncelikle. Özellikle nostalji severlere buradan merhaba. Bugün sizlerle önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Nereden başlasam bilemiyorum fakat neredeyse bir yıldır bildiğiniz üzere nostalji içeriği üretmekteyim. Beni sinirlendiren bazı olayların artmasından dolayı buna bir son vermek istedim. Öncelikle biliyorsunuz sıfırdan nostalji adında bir seriye başladık. Ve başlarken dedim ki arkadaşlar bu hesaplara video dışında girmeyeceğiz. Çok net değil mi? Hani düşününce çok net bir cümle. Ve başladık bölümlerimizi çekmeye, paylaşmaya. Videoların çekimine en az 2-3 saat. Montajına 8-10 saat. Montajdan alma export süresi de neredeyse 1-1,5 saat. Upload süresi zaten Türkiye'de yaşıyoruz. 2 saatte bir 15 dakikalık videoyu upload edebiliyoruz. Yani sizin 10 dakikada izlediğiniz videoyu ben en az bir gün uğraşarak çekiyorum. Çekiyorum, paylaşıyorum. Gelen yorumlar oluyor. Çok güzel, hoşumuza gidiyor. Eyvallah, tamam, güzel. Ama yani son zamanlarda bazı yorumlar gelmeye başladı. Artık yeter ya dedim. Bu ne abi? Özellikle bu seriyi 20 dakika yapmamı istediniz. Herkes istedi, sıfırdan izleyen herkes. 20 dakika yap, işte şöyle böyle izleriz bilmem ne. E dediniz, yaptım ben de. 20 dakika üstüne çıkarttım videoları. Ama nedense ortalama görüntülenme süresi bir türlü 5 dakikayı geçemiyor arkadaş. Ki bu zaten benim kanalıma zarar veren bir olay. Ve Afgan Rasulov'un kanalımı yorumladığı videoyu izlerseniz zaten bu konuda bahsediyor. Hemen bir izleyelim orayı. Şimdi Emre'nin diğer bir gördüğüm sıkıntısı, video dakikaları aşırı derecede uzun. Bakın 24 dakikalık videoları olduğunu görüyorum. 15-17, tamam mı? Şimdi Emre'cim, raporlarına girip hani özellikle mesela şu videoya bak, tamam mı, yayındasın şu an. 24 dakikalık bir video yapmışsın. Bunun ortalama kaç dakikası izlenmiş? Bunun raporunu YouTube'da bir bak. Yani şu videoda ortalaman 12 dakikanın altındaysa büyük bir sıkıntı. Yani 25 dakikalık bir video yapmışsın. Hiç olmasa 10 dakikası izlensin. Ama bu videoyu yapmışsın, 3 dakikası, 4 dakikası izlenmişse büyük bir sıkıntı. Ve kanalda genel olarak da sıkıntı çıkartır böyle şeyler. Evet, durum bundan ibaret. Ve son zamanlarda nostalji kitlesinden aldığımız etkileşim düşmeye başladı. Ve şu tarz yorumlarda yükselmeye başladı. Ya kardeşim, kaç bölümdür SP1 alamadınız? Dostum, part 2 %60 KV olursunuz artık. Anlamadığım şey, niye bu kadar yavaş ilerliyorsunuz? Gibi gibi yorumlar hem YouTube'dan geldi hem Instagram'dan geldi. Artık bana da geldi yani, anladınız mı? Öncelikle bak, başta ne demiştim ben? Bu hesaplara video dışında girmiyoruz abi. Girmiyoruz. Sıfırdan Nostale part 0'la 12 kaç dakikaymış? Bir bakalım mı sizlerle? Hemen bakalım. Sıfırdan Nostale'nin oynatma listesine geldim, tamam mı? Sizlerle birlikte şimdi bir hesap yapacağız. Hemen şöyle 17 dakika, 20 dakika, 22 dakika, 12 dakika, 11 dakika, 8 dakika, 24, 15, 19, 24, 16 ve son bölümde 10 dakika. Kaç dakika etti bize? 198. 2 dakikada benden olsun 200. 200 dakikayı saate çevirirsek kaç saat ediyormuş? 3,5 saat. Biz 3,5 saatte SP1'i aldık. Bu zaten normal nostalji oynayan birisi için normal bir süre. Hani 3,5 saatte, 3,5 saatte sen SP1'i alıyorsun zaten. Takır takır görev bilmem ne yaparsan 3-4 saatte. Çok yavaş ilerliyorsunuz diyenlere gelsin bu. Her şeyi geçtim, tamam mı? Bak, her şeyi geç. Ben sırf nostalji içeriğinin yanında Brawl Stars çekiyorum diye adamlar dislike atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Hani sen dislike atınca ben nostalji mi atacağım? Bunu mu şey yapıyorsunuz kendinize? Lan ben bu çocuğa dislike atayım. İşte dislike geliyor ya. İşte nostalji atar. Allah yapma ya. Vay canına. Durum böyle olunca benim günlerce uğraştığım videoya adam şey diye dislike atıyor. Buna da sinirlendim ben. Bir diğer problem de şu hocam. Adamlar nostalji izleyicisi, nostalji izliyor. Gayet doğal. Brawl Stars'a giriyor. 1 saniye duruyor, çıkıyor videodan. Veya 10 saniye duruyor, çıkıyor. Veya ne bileyim, izlemiyorlar. Hani izlemeyeceksen girme. Niye bu? Niye söylüyorum bunu? Sen girdiğin zaman o videonun ortalama görüntülenme süresi düşüyor arkadaşım benim. İşte bunu anlatamıyoruz insanlara. YouTube'da öne çıkmanın bir yolu vardır. Senin izlenme süren yüksek olur. İnsanları videoda tuttuğunu anlar YouTube ve seni öne çıkarır. Bu kadar basittir bu. Ama nostalji izleyicileri Brawl Stars'a girip lan neymiş bu diye basıp girip çıktığı zaman düşüyor. Adam da diyor ki, kardeşim diyor, sen bu videoya girenlerin işte 100 kişi girmişse 50'si zaten gir çık yapıyor nostaljiciler. Kardeşim sen insanları tutamıyorsun videoda diyor bana. Halbuki durum öyle değil. Anladınız mı? Ve bu durum benim Brawl Stars videolarımın öne çıkmasını engelliyor ve kanalımı düşürüyor. Çok basit. Yani ben ne nostalji üzerinden büyüyebiliyorum ne Brawl Stars üzerinden. Ki bu işi zaten kimse babasının hayrına yapmıyor. Şu an Nostalji TR oyuncularının yaklaşık %95 kadar büyük bir kesimine ulaştık. Yani oyunun hepsi neredeyse Mr. Yanık'ı tanıyor ve izliyor. İzlemiyor olsa da tanıyor. Gelin görüntülenme sayılarını bir kontrol edelim sizlerle. En son attığım Nostalji videosundan itibaren gelin bakalım. 301, 459, 415, 545, 977,
451, 663, 406, 514 falan filan. Görüyorsunuz. Değil mi? Şurada bir 3200 var. 1600 var. 800, 800, 1400, 1000, 1000, 1000, 2000. Şimdi yani görüntü düzenleme sayılarına baktığımız zaman da maksimum 3600 mü ne? 5000 olsun lan, 5000 olsun. Maksimum 5000. Ben size soruyorum şimdi. Bir yıl boyunca neredeyse bir oyunun içeriğini çekiyorsunuz ve izlenmeniz maksimum 5000. O da 1-2 video. Genelde 1000'i bile geçmiyor. 500'ü bile geçmiyor ya. 500'ü bile zorluyoruz. Yani ne düşünürdünüz? Siz ne düşünürdünüz ya? Açık açık yorumlarınızı bekliyorum aşağı. Ben artık sıkıldım abi. Yani dediğim gibi ne burada gelişebiliyorum ne burada gelişebiliyorum. Bura burayı baltalıyor. Burada zaten bir şey yapamıyor. Yani ben dandik bir tane VS videosu atsam da 300 izleniyor. Günlerce uğraşıp montajladığım önemli konuları açıkladığım videoda 300 izleniyor zaten. Dediğim gibi siz bu durumda olsanız ne yapardınız? Yorumlara yazın. Ve biliyorsunuz serverlar birleşti. Ve nostalji çekmeme nedenleri biri de biliyorsunuz Nosmal Euro'ya döndü falan filan, artık Nos çekemiyoruz bilmem ne, geçtim. 4 tane server birleştirdiler, tamam. Ben TR'de, bak ben 34KV'ye bir adamım, tamam. TR'de tüm CH'lere bakıyorum. 5CH'yi de geziyorum. 5CH'de dolu efendim. Ve size çok enteresan bir hikaye anlatacağım. Bununla ilgili düşüncelerinizi de bekliyorum yoruma, tamam mı? Cidden yazın ama yani. Öyle laf olsun diye değil. Efendime söyleyeyim, Ahmet kişisi saat 12'de KV yapmaya başlıyor. Ahmet kişisi 6 saat sonra KV'den çıkacak. Ben bu adamı Ahmet'e diyorum ki, Ahmet Bey hani ne zaman çıkacaksınız? Sizden sonra biri yoksa ben hani sizden sonra kasayım diyorum. Ahmet Bey de diyor ki bak, kardeşim diyor, ben çıktıktan sonra bir arkadaşım kasacak diyor. Mehmet kasacak 3 saatlik diyor. İyi tamam güzel diyorum. Ahmet bitiriyor 6 saat. Akşam saat 6 oluyor. Mehmet geliyor. 3 saatte ben Mehmet'e diyorum ki yine aynı şekilde. Mehmet kardeşim bak, senden sonra biri yoksa ben kasacağım. Hani birinin önüne geçip kul hakkına girmeyelim istiyorum, tamam mı? Mehmet de diyor ki bana, 3 saat sonra ben çıkacağım kanka diyor. Senin olsun harita diyor. İyi tamam güzel benim olsun. 3 saatte Mehmet'i bekliyorum ben. Hani alarmımı kuruyorum ona göre. Diyorum ki saat 9 olduğu zaman alarm çalıyor. Oyuna giriyorum. Haritamı alıp kasmaya başlayacağım. Saat 9 oluyor. Ben oyuna giriyorum. 2 kişi gelmiş duruyor, tamam mı, haritada. Ve bana kaseye atıyorlar. Sebep ne biliyor musunuz? Çarı koymamışım oraya. Evet, çarı koymamışım. O yüzden beyefendiler diyor ki bana, kardeşim çarını koymamışsın buraya. Hani burada kimse yoktu. Ben de diyorum ki onlara, arkadaşım hani Mehmet'e sor, onlardan sonra biri gelecek mi diye. Onlar da ne diyor biliyor musunuz? Biz sorduk gelecekti ama işte çarı yoktu burada. Yapma ya. Ben o zaman brom oraya 10 kahve bir tane çar atayım. Olur mu? Bir ay bırakayım orada. Ora benim kardeşim. Kasarsan kaseye atar. Güzel mi? Böyle dediğince ne diyor biliyor musunuz? Kardeşim olayı nereye çekiyorsun ya? Öyle iş mi olur ya? Ne anlatıyorsun ya diyor bana. Bak ben böyle kitlelerden sıkıldım artık. Artık gına geldi, tamam mı? Yani saçma sapan nedenlerden dolayı TR gelişmiyor arkadaş. Bana da dediği şey şu bak. Kardeşim kaseye at diyor, biri sana böyle yaparsa diyor. Şaka gibi ya. Bak ben 2012-2011'den beri bu oyunu oynuyorum. Kitlesi her zaman kanserdi zaten bu oyunun, tamam mı? Hiçbir şey değişmemiş olması çok garip. Yani ben şöyle söyleyeyim. Ben bir... Ya lanet olsun geç ya. Yani daha bir sürü şey var anlayacağınız üzere. Ben burada artık noktalamak istiyorum. Sıkıldım çünkü. Bu muhabbetten de sıkıldım. Map'iniz de sizin olsun. Oyununuz da sizin olsun. Hani görüşmek üzere. Bay bay.